Herkese merhaba, Fernbus Simulator'dayız. Yeni gelen VDL otobüs paketi ve Rennsteig bölgesini bu videoda göstereceğim. Tabii henüz çıkmadı bunlar. Aslında Rennsteig bölgesi, yani şu kısım geliyor, ücretsiz bir şekilde gelecek DLC ile. 12 Nisan'a çıkacaktı, ertelediler. Ay sonu çıkacak. VDL otobüsü de zaten yine 25-26 Nisan çıkacak. Muhtemelen aynı hafta o da çıkmış olur. Hatta 1.20 güncellemesi, biliyorsunuz yeni hava durumu efektleri falan geldi. Böyle kar, sis, fırtına, hava, yağmur, bunlar değiştirildi efektleri. Güzel olmuş, bayağı iyi olmuş. Onu da karlı bir şeyde gideceğiz. Zaten burası karda daha güzel oluyormuş. İşte Tref Otel Panorama ekliyor ve Oberhof ekliyor. Bir dağlı bir yer. Tirurugan diye bir sıra dağları ve işte orman var orada. Bir de baraj var. Orada geçiyor. Şimdi şöyle başlatalım. Tabii ben bu kısımdan itibaren göstereceğim size. Otobüsümüz bu. Ben bununla gideceğim. Şu an kar yağıyor. Güzel olmuş. Şöyle modeller. VDL Futura FED2 modeli geliyor otobüs olarak. Bunun tabi 6 tane farklı varyasyonu var. İşte 106, 122, 129, 135, 139 ve 148. Tabi diğerleri de başka otobüsler. Bununla daha iyi bence. Bununla idare edelim. Hava durumları zaten değişmişti. Şimdi karda oynayacağız. Başlatalım. Yani güzel olmuş. Yani bir sürü çalışma yapıldı. İyi, işe yaramış. Son gelen güncelleme sonra sanki, yani dün güncelleme gelmişti 1.20'ye ek olarak. Performans güncellemesi olmuş içinde. Bir de DX12 desteği getirmiş. Tabii DX12 bir şey değiştirmez burada aslında. Hani ondan medet ummayalım ama bir şeyler yapılıyor, düzeltmeler yapılıyor, bir şeyler bozuluyor, sonra tekrar düzeliyor. Böyle şeyler yapılıyor. VD otobüsleri ayrıca turist basa da çıkacak aynı gün. Tabii bir tane aldığınızda DLC, yani Fernbus'ta aldığınızda turist basa da kullanabiliyorsunuz. Tabii iki oyuna da sahip olmanız gerekiyor aslında. Yani diğer DLC'ler de böyle, otobüs paketleri de böyleydi. Fiyatı şu an bilinmiyor. Yani diğer otobüslerle aynı olur. Comfort Class falan aynı olur herhalde. Farklı bir fiyat olmaz. Turist bus tabi otobüs kurma, şoför yönetme sistemi gibi şeyler olduğu için otobüs rengi falan değişiyor orada. Tabi bunda da Steam atölyede boyamalar falan paylaşılacak ama orada daha farklı bir durum var. Orada biraz daha canlı, güzel görünüyor. Oyuna geldik şimdi. Kar yağışı böyle. Bir sürü iyileştirme olduğu için bu arada geçen zamanda. Şimdi yani yeni bir videoya özet geçelim son durumunu, ama tabi hala aynı sorunlardan dert yanabiliyoruz. Otobüsün modeli normal. VDL ilk kez bir simülasyona geliyor. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz ama yani güzel bir otobüs modeli. Yani bunda bir şikayetimiz yok aslında. Çünkü derdimiz o değil. Daha iyi sürüş istiyoruz. Daha iyi fiziksel ve hani şey performans daha da iyi olsun istiyoruz. Onun dışında diğer özellikler Fernbus'ta, turist bus'ta yeterli yani. Diğerlerinde olmayan özellikler var. Kokpit şöyle zaten. Ondan sonra şöyle şöyle koltuklar bu şekilde tasarlanmış. Yani tabi düzeltme, güncelleme falan gelir. Sorunlar falan varsa onlar çözülür. Şurada camda artık damlalar görünüyor. Ben şey olarak onları silip yok edebiliyorsunuz, silecekler. Yani bu ETS2'ye de gelen bir özellik. Tabi orada biraz daha iyiydi. Burada ya yeter yani, yeter. Bunda dediğim gibi hani mevsimler sistemi var. Burada şu an Ocak ayında oynuyorsunuz işte. Orada o zaman açık oluyor. Sisli oynayabilirsiniz, fırtına oynayabilirsiniz yeni gelen güncellemeyle. Güzel şeyler geliyor ama işte kötü şeyler de var. Tabi bu hava durumunda değişmeler yani olunca dokular da elden geçirilmiş genel olarak oyunda. Zaten bir görsel yenileme güncellemesi de gelmişti. Hani daha iyi bir ışık eklenmişti. Onun gelişmesi olmuştu. Renklerle ilgili gelişmeler olmuştu. Ama durum hala aynı. Yani insanlar problem yaşıyorlar. Çözüldü deniyor. Yine bir sonraki sürümde problem yaşanıyor. Yine acayip olmaması gereken şeyler oluyor. Biz bu grafiklerden daha iyisini alabiliriz bu oyunda. Hani bu Unreal Motor sayesinde, ama nedense bir şeyler hep sorunlu ilerledi. Bunun zaten görmüştünüz.
Şu an yeni gelen bölgeye girdik. Dağa tırmanmaya başlıyoruz. Şu manzara da hani düzeltmeler oldu. Biraz daha bu bitki örtüsü vesaire bu çizimle çok hani iyi yapıldı. Bazı yerde mesela değiştirmişler ama hani biraz kötü görünüyor ya. Kış daha iyi olsa öyle hani o sorun hala çözülmedi ama şu an hani karda üzerini örttüğü için hani biraz daha güzel görünüyor. Şimdi burada garajımız var aslında. Sağda da bir yol yapmış yine. Buraya girmeyeceğiz, devam edeceğiz. Bundan sonraki durağımız otel, ondan sonra da Oberhof şehri. Bu girişte bir yer neydi? Lapel diye bir şey başlıyordu. Burası herhalde baraja gidiyor ya tahminim. Dışarıdan gösterilmiyor. Geyik çıkabilir. Dışarıdan da bayağı iyi. Şey de yani kirlenme gibi böyle zamanla kar efekti güzel olur. Diğer taraf da bu şekilde keskin virajlara sahip. Al işte. Bu kadar hızlı gidersen olacağı. Bu şeyde de var ya İsviçre paketinde. Avusturya ve İsviçre paketinde de böyle yollar var ya, özellikle İsviçre'de. Yani orada da yine böyle çok sert virajlı yollar var. Ya buradaki sürücü işte biraz daha iyi olsa daha güzel davranacak otobüs, sen de ona göre biraz daha iyi gideceksin ama bu zaten çıktığından beri oyun söylediğimiz bir şey ama hala değişmedi yani. Yine de güzel bir şekilde direksiyon setiyle oynayabiliyorsun, tabii fareyle kontrol de var. Onu da yani güzel bağlamışlar, traktör olacaktı orada. Ducato'nun arkasına römork bağlamışlar, güzel. Şimdi buradan bu otele girelim önce. Burada da yolcular var mı? Çünkü Erfurt'a gidiyor buradan otobüs, o yüzden normal yani. Oy 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 oy, güzel bir dönüş yaptık ya. İyiydi. VPS de 30'lara düştü. Kilidi açıldı.
Airbus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Tamam, sıkıntı yok. Buradan kalkabiliriz. Fov biraz düşükte olduğu için biraz daha yakın görünüyor olabilir size. Grafik ayarlarımı da göstereyim hemen, hani merak ediyorsanız. Yani bir fark yok yani, şu şekilde oynuyorum işte. Hani gölgeler düşükte, yeşillik kalitesi düşükte. Yeşillik kalitesi yükselsin dahi bazı şeyler değişmiyor, onu söyleyeyim. Yani böyle oynamak daha iyi. Mesela yapsak ne değişecek? Yani hiçbir şey değişmeyecek aslında. Hani optimizasyon için bir şeyle feda ettiler zamanında. O yüzden oyun biraz bazı yerlerde kötü görünüyor. Yani şurada 39'a 35 FPS ben niye alıyorum ya? Bazen çok iyi oluyor, bazen saçmalıyor. Ama güzel ya bu şeyde, hani durduğunuzda böyle çok kar falan yağış oluyor. Kar taneleri güzel olmuş. Vardı ama yani işte gelişiyor. Şimdi nerede? Sağda yine durak. Şimdi siz öyle yaptınız da yani kaza yaparsınız işte, öyle yaparsanız kaza olur. Kaldırma çıkardık sağ arka tekerleği. Bu kayak merkezi, hani öyle yerler olduğu için şu an bu DLC çıktı, bunu söyleyeyim. Fernbus'a şu an beklenen tek şey yani bunlar, ama Fransa paketi de var. Fransa paketi henüz çıkmadı. Hani modlama olayı zaten kapatıldı üstü. Bahsedilmiyor. Turist Bus Simulator için de bu hava durumları geldi ama orada kurak bir iklim olduğu için bir farkını göremiyorsunuz açıkçası. O yüzden yani etkisiz yani, ama tabii diğer geliştirmeler, iyileştirmeler orada da geçerli.
The Bus'tan, yani o Berlin'de geçecek olan şehir içi otobüs simülasyonundan, multiplayer destekli olandan yeni bir gelişme yok. Bayağıdır paylaşılmıyor. Zaten bu tanıtım işlerini yapan, işte bu topluluğu yöneten insan da ayrılmıştı firmadan. O yüzden yeni bir gelişme yok yani. Ama bu paket çıktıktan sonra yeni bir geliştirici günlüğü tarzında bir şey yaparlar mı ya da paylaşırlar mı göreceğiz de yani. Güzel şey yapılıyor ama böyle sanki burada hata var, onu düzeltecekler herhalde. Biraz hani pek bir şey değişmiyormuş gibi geliyor insanlara ya da işte önemli olan şeyler çıkmadığı için. Hani The Bus çıksaydı mesela, işte artık ne olacak, The Bus Berlin falan. O çıksaydı erkenden multiplayer olarak belki biraz daha değişik olurdu ama yani orada da farklı şeyler göreceğiz, yenilikler göreceğiz. Şeyde olmayan, yani turist basla bir sürü şey gördük, güzeldi. Bunda da görmeye devam edeceğiz yani. Yani 15 kişilik bir stüdyo var orada güya, yani bilinen ama muhtemelen her şey teknik sorunlarla, hani uğraşmakla geçiyor zamanları bir şeyler eklerken. Şu günümüzde şu an hani bu oyunun biraz daha iyi bir durumda olması gerekiyordu ya. Otobüs simülatörü deyip hani biraz şey yapsak da, küçümsesek de şey olarak, hani çok satmazdır vesaire, çok şey olmaz ama hani kimisi de yapıyor yani. Güzel bu yıkılmış ağaçlar falan böyle devrilmiş. Hoşunuza gidiyor bir kere de, onu da söyleyeyim yani. Girince bir süre sonra diyorsun ki yani ne kadar potansiyel var. Hani işte kimisi sövüyor, sövmelerine rağmen, oyunu sevmemelerine rağmen sürekli takip ediyorlar, sürekli bir şey varsa ilgiyle bakıyorlar. Böyle bir şey de var yani Fernbus için. Çünkü her şey var yani, yapılabilecek olan tüm özellikleri koymuşlar. Haliyle yani yabana atılmasın istiyor insan ama yok, olmuyor yani. Harcandı işte oyun ya. Performans düşüyor olabilir hala. Bazen akıcı oluyor oyun, bazen saçmalayabiliyor. Üstelik şu an SSD çalışıyor. Yeni sistemde falan da oynuyoruz ama yeni sistemde yani fark etmez ya, ne koyarsan koy belli ediyor oyun kendini. Işıkta geçiyoruz. Olay bu. Fernbus Simulator için Rainstake bu tatil bölgesi geldi. Kayak merkezi, baraj filan, işte o girişte baraj, onu göstermedi. Gerçekten aynı şey yani, bir şey yok. Ondan sonra VDL otobüse çıkacak ay sonu bu paketle birlikte. Alırsınız almazsınız yani, oynamak isteyen şey yapabilir. Zaten bu diğer güncellemeler ücretsiz yani, para vermek zorunda değilsiniz. Bu otobüs olmadan da, bu bölge olmadan da tabi oyun oynanabilir, sıkıntı yok yani. İsviçre, Avusturya'yı da almanıza gerek yok, Fransa, onu da almanıza gerek yok, isterseniz alırsınız. Yani teknik sorunlar var, onlar çözülüyor. Yani o diğer oyundan umudum var çünkü daha küçük bir haritada geçiyor. Yine büyük bir ortam olacak olsa da şehir olarak biraz daha iyi olacak. Çünkü hani aynı ortamda biraz optimizasyondur ve benzeri konular, onlar daha iyi olur oyunda. O çıksaydı Turist Bus yerine çok daha iyi olurdu. Turist Bus Simulator'dan da yani betasına katılmıştım, güncellemeyi de indirdim de yani ben bıraktım, hiç oynamadım onu yani, onu öyle söyleyeyim. Ama girilebilir yani. Şimdi onda şu an bu otobüs geçerli değil diye biliyorum ya. Yok diye biliyorum da denemedim ya ondan. Ama ona ben bir girip baksam iyi olacak. Öyle söyleyeyim size. Video açıklamasında hani bunların ana konularına, forumlarına ulaşabilirsiniz. Bu Rainstake ile işte bu VD otobüsün de bilgi şey var, sitede konusu var. Oradan ulaşabilirsiniz. Steam'de zaten listelenmiş durumda. Fiyatı çıkınca anlaşılacak. Görüşmek üzere. Şimdi tünele girelim. F-Pod'un bakalım şeyini görelim burada. Bunlar işte F-Pod etkisi. Ses motoru. Daha da tabii iyi olabilir aslında, iyi insanın elinde daha iyi uğraşıldıkça tabii şeyler oluyor. ETS2'ye gelmesi beklenen F-Mod zaten burada var şu an uzun süredir. Hani çok güzel sesler duyabiliyorsunuz, daha iyi gerçekçi oluyor. Daha farklı şeyler de yapılabilir ama onu ETS2'de biraz daha uçuk bir şekilde göreceğiz ama şu an o tabii daha böyle resmi olarak duyurulmadı, sadece F-Mod olacağını biliyoruz artık. Buna lan lastik parçası kalmış oldu, Allah Allah. Yani çok şey var Fernbus'ta. Diğer oyunlardan vakit kalmıyor ama oynanıyor yani. İyi kötü oynuyorsunuz işte, ne yapacaksın? Bu varsa bunu oynayacaksın yani. Başka oyun varsa onu oynayacaksın. Yapacak bir şey yok ama otobüs simülasyonu kullanıcının derdi var yani. Hani bu işte Lotus'u çıkıyor, hala çıkmadı. Yani yarım yamalak. İşte OMSI 2 hala paket çıkıyor. Yani oynamak zorundasın onda. Ama ben bayağıdır oynamıyorum. Kurdum, kaldırdım.
bu yeni sistemde hiç denemedim. Bak girdim ama çıktım. Homes 2'ye. Öyle soğudum yani, o yüzden böyle oldu. Soğudum. Oyunlardan soğudum o anlamda. Neyse, görüşmek üzere, hoşça kalın. Yeni bir şey varsa sorabilirsiniz oyunla ilgili. Yine zaten yarın Gündem Simülasyonu'nun 8. bölümü yayınlanacak kanalda. Haftalık simülasyon oyunlarını işte konuşuyoruz, ne varsa o hafta anlatıyoruz. Bir sürü gelişme var yine, onu söyleyeyim yani. Konuşulacak şeyler var. Birikiyor ya, baya baya birikiyor yani her hafta. Bu da oyunun, yani oyunların işte durumunu gösteriyor yani, bir sürü şey yaşanabiliyor, gelişme yaşanabiliyor. Basit şeyler yok aslında. Öğrendiğinizde sizi yani mutlu da eder, şey, memnun da eder. Öyle bilgiler var yani, her hafta çıkıyor. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hoşça kalın. Bu arada radyoda çalan şarkılar sorun olmuyormuş YouTube'da. Lisanssızmış bunlar. Telif hakkı falan sorunu yaşamıyorsunuz. Ne oluyor lan orada? Fırtına mı vardı? Yok, ışık. Ondan işte, neyse. Yani radyo çalabilirsiniz videolarda oynarken vesaire, onu söyleyeyim. Mail gelmişti geçen. Onu da söylemiş olayım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Biraz hızlı mı gidiyoruz?